Efendim merhabalar, mutlu günler, mutlu pazarlar. HRT'desiniz gündeme dair de. Pazarınıza, Orta Ağız, sabahınıza, öğleninize Orta Ağız Hatay'ı konuşacağız. Türkiye yerel seçimleri hazırlanıyor artık. Son düzlükte bitmek üzere, son viraj dönüldü. Son düzlüğünde sonuna geldik önümüzdeki pazar günü. Önümüzdeki hafta bu saatlerde oy kullanıyor olacağız ve yerel yöneticileri seçeceğiz. Biz de Hatay'ı konuşmaya devam ediyoruz. Hem deprem, hem deprem sonrasında yaşananlar, sorunlar, hala devam eden sorunlar, mağduriyetler ve siyaset elbette. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'la birlikteyiz. Soracağız, yanıtını merak ettiğimiz sorular var. Detaylandırmasını istediğimiz projeler var. Hatay'ın yeniden inşasında hem siyaseten, hem sosyal, hem fiziksel anlamda Hatay'ın yarını konuşacağız. Sayın Savaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizleri izleyen, dinleyen bütün dostlarımıza stüdyolardan selamlar, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Hem iyi dilekler hem de sorulara vereceğiniz yanıtlar için. Şimdi yani bir saat ve belki biraz daha fazla zamanımız var. Çünkü sizin yoğun bir programınız var ve bizim de yanıtını merak ettiğimiz sorular var. Bunların öğreneceğiz hepsini. Geçmiş olsun. Yayınca ile başlayalım istiyorum çünkü sıcak, istenmeyen tatsız bir durum oldu ve sonrasında yaşananlar, dün sizin de bir açıklamanız var ama ben tekrar bir geçmiş olsun demek istiyorum size. Ne oldu? Kısaca öyle başlayalım. Teşekkür ederim. Yayınca halkına teşekkür ederim. Gerçekten çok kalabalık ve coşkulu bir miting yapıyorduk. Mitingin arkasından tam ortasındaydım. Arkadan bir tanesi beni itti. Yere atladım. Bir buçuk metrelik bir platform vardı. İki kişinin omuzunu tuttum ve aşağıya atladım. Sonra gelip şeye devam ettim. Kaldığımız yerden devam ettim. Tabii orada beni iten arkadaşımızın şizofren olduğu, bipolar bozukluğu olduğu ve zaman zaman jandarma zoruyla doktora götürülebildiği, ailesini dinlemediği, sadece bir evde annesinin olduğu, bir erkek kardeşlerin yurt dışında olduğu, tedavi reddettiği bir durumla karşı karşıya kaldığımızı ablası ifade etti. Tabii ki çok üzüldük. Hem bu şey için, hadise için üzüldük, hem bu kardeşimizin rahatsız olup tedavisini yaptıramaması adına üzüldük. Bu arada tabii ki ailesi de, Yaylıca halkı da çok üzüldü. Olay böyle kapandı gitti. Tabii ki bizim için, ben olaya doktor olduğum için çok hakim oldum. Dedim ki mutlaka hiç kimse bu olayı büyütmesin, bu kardeşimize dokunmayın. Mitingimize devam ettik. Orada yani akli ehliyeti olmayan bir insanın böyle bir şey yapabilir. Bunlar çünkü algılama bozuklukları vardır burada. Oradaki coşku var, ben yukarıda konuşuyorum. Beni farklı bir şekilde algılamış olabilir. Bu nedenle ben ailesine de geçmiş olsun diyorum. Gerçekten onlar çok üzüldü. Köy halkı da üzüldü, Yaylıca halkı da üzüldü. Biz mitingimizi bitirdik. Sonra bize iftar yemeği verdi Yaylıca'daki hemşerilerimiz. İftardan sonra Samandağ'ında programlarımız devam vardı. Oraya devam ettik. Büyütülecek bir şey yok. Aklı dengesinde yerinde olmayan bir insanın orada bu gibi durumlarda ne yapacağını kestiremezsiniz. Oldu, geçti, gitti. Ben olayda bir kast olduğunu düşünmüyorum. Geçmiş olsun diyelim. Hem size hem aileye de geçmiş olsun diyelim. Şimdi aslında hatırlamak istemiyoruz. Yani o sahneleri, o gördüğümüz şeyleri, o feryatları hatırlamak istemiyoruz ama izledik ve bugün bir sene geride kaldı ve hala ısıtılıp ısıtılıp önümüze gelen bir mesele. Lütfü Savaş yoktu. Niye hala bugün konuşuluyor bu? Şimdi insanlar gerçekten de herkesin hafızasıyla dala geçtiklerini zannediyorlar. Biz buradaydık ama arkadaşlar yoktu. Yani olması gereken hükümet yoktu, AFAD yoktu, bakanlıklar yoktu, elektrik yoktu, internet yoktu, telefon yoktu. İnsanlar bağırırken AFAD'ın yardım etmesi gereken elemanları yoktu. Biz o ilk 5 günde insanlar yardım alamadıkları için dışarıdan iş makinesi, vinç tuttular. Onları içeriye sokmak için izin istediler. O izinler verilmedi. Ama biz Hatay içerisinde hep vardık. İmkanlarımız çerçevesinde ilk 3 günde 3800'den fazla insanımızı hayata bağladık, kurtardık.
ve defin işlerine başladık. Ve ilk sabahın ilk ışıklarından itibaren ben önce jandarma komutanlığımıza gittim, il jandarma komutanlığımıza. Oradan hemen bizim itfaiyeye geldim. İtfaiyede elimizde hangi araçlar varsa, kimler kaldıysa ayakta, o araçlarla birlikte biz gerçekten de hızlı bir şekilde ilk 3 günde 3800'den fazla insanımızı kurtardık. Sadece kurtarmakta kalmadık, onları hayata bağlamak için mücadele ettik. Soğuktan korumak için, barınması için, işte şortla, terlikle, çorapsız çıkan insanlara giyecek bulmak için, susuz kalan insanlara bir yudum su bulabilmek için koşturduk. İlk 5 günde gerçekten de olması gerekenler burada hükümet namına yoktu. Hükümetin de temsilcileri yoktu burada. Yani şunu da söylemek gerekir, bunu kimler konuştuysa, Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok daha bu ülke için en üst makamda söyleyecek bir makam var mı söz konusunda? Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk günlerinden sonra dedi ki, milletim beni affetsin, geç kaldık dedi. Evet, yine helallik istedi. Bu meselede evet, de helallik istedi. En son geldiğinde de Hatay'da, Hataylıların gözüne baka baka, kapalı spor salonunda, dedi ki, Hatay halkı mahzun ve garip değil mi dedi. Size yardım geldi mi dedi. Gelmez tabii ki dedi. Siz mahzun ve garip oldunuz dedi. Ve Hataylı bazı partidaşları, iktidar partisine yakın insanlar alkışladı. Hatay'ı mahzun ve garip bırakan, bir sene boyunca yardım etmediğini ifade eden bir Sayın Cumhurbaşkanımız var. Ben Cumhurbaşkanımızın lafı üstüne laf söylemem. Onun buradaki temsilcileri Sayın Cumhurbaşkanımızın lafın üstüne laf söylemesinler. İlk günlerde yoklardı. Bizim en ihtiyacımız olduğunda, depremde enkaz altında kalan insanlarımız telefonla arayıp da yardım isteyemediler. İnternet aracılığıyla yardım isteyemediler. Elektrikler yoktu. Biz ikinci gün akşamında çıkıp yükseklerden televizyonlara konuşup burada depremin en büyüğü burada yaşanıyor dedik. Ama şu anki ne mevcut Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne o zaman şu anki birinci sıra milletvekili birçok belediye başkanları yokken biz sahadaydık, benim arkadaşlarım sahadaydı. Ki biz 166 kişi kaybettik, 1000 civarında arkadaşımızın çekirdek ailesinden ölümler var, 2000'e yakın arkadaşımızın da anne baba kardeşleri ve kuzenlerinden ölümler var. Sayısını sayamayacağım arkadaşımızın da hala hastanede yatan yakını var. Buna rağmen biz bütün imkanlarımızı seferber ettik ve ilk dakikadan itibaren biz dışarıdaydık. Milletimizin, Hatay halkının hizmetindeydik. Yardım yapmak için her türlü imkanı ve seferber ettik. Ve sadece Antakya Defne değil birçok ilçemize koşturduk. Ama maalesef iktidarın temsilcileri ve ilk dakikadan itibaren burada olması gereken AFAD'ın çalışanları yoktu. Şimdi 27 Şubat 2023'te depremin seyreden günlerinde şöyle demiş Cumhurbaşkanı. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum diyor. Bu konuşmayı da Adıyaman'da yapmış. Tabii milletimizden helallik istedi. Geç kaldık dedi. Milletimiz bizi affetsin dedi. Şimdi bu arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözü üzerine ne söyleyebilir ki? Ve şunu da söyleyeyim. İlk günden beri bugüne kadar 14 ay geçmiş. Hatay'da hala bir şey yok. Hatay'da hala moloz tozları var. Hı hı. Hatay'da hala yıkımlar sürüyor. Ve düşünün 14 ayda bir AFAD bu konuyu çözemez mi? 14 ay olmuş ya. 14 ayda yıkımları bitiremediler orada. İnsanlar habire toz, asbestli tozu soruyor, mikro tozları soruyor. Hala insanlar kanser riskiyle karşı karşıya. Evet hala. Bunu nasıl söylüyor onu da anlamış değilim. Ben ilk 56 gün buradaydım. 56. günde bir gün mecburen bir toplantıya gittim. İstanbul'a sabah gittim, akşam geri döndüm. Orada bile yatmadım. Ama biz iktidarın temsilcilerini sokakta göremedik. Benim şu anda rakip olan arkadaşım Kırıkhanlı. Kırıkhan'da bir tane gidip de
bir konteyner kente, bir çadır kente harhatır sormuş mu, onu sormak lazım. Ya aynı şekilde bu siyasetle depremle iç içe konuşuyoruz. Baktığınızda bugün rakibinizin vaatlerinin, proje diye açıkladığı şeylerin de aynı zamanda kamunun da vaatleri olduğunu görüyoruz. Yani bir hükümetin projelerini siyasi bir vaat olarak paylaşıyor, anlatıyor. Bu normal mi sizce? Tabii ki normal değil. Şimdi bu işler, belediye işleri ayrıdır. Devletimizin siyasetçiler tarafından devlet imkanları aracılığıyla yapması gereken işler ayrıdır. Çünkü bir genel bütçe vardır, o bütçeden harcanacak paralar farklıdır. Bir de belediye bütçeleri vardır, belediye bütçelerinden harcanacak para farklıdır. Bunların konuları da farklıdır, yapacağı işler de farklıdır. Bu nedenle tabii ki bu arkadaşımız hep şu anda TOKİ'nin yaptığı ve getiremedikleri hala içme suyuyla ilgili falan konuşuyor. Ama bitmiş şu anda önemli bir iş yok. TOKİ'lerle ilgili konuda birçok yerde zeminle ilgili sıkıntı var. Birçok yerde binayı dikmeye başlamışlar ama bize bile haber vermeden altyapı ve yollarla ilgili ne yapacakları belirsiz. Bir konuşmasında da arkadaşımız, ya altyapıyı biz belediyeden bekliyoruz işte yolları ama yapmadı. Bize daha TOKİ nerelerde yaptıklarını, nerede ne ihtiyaç olduğunu söylemediler. Yani bina dikmekle veya işte bina yapmaya çalışmakla şehir kurmak, şehrin altyapısını dizayn etmek, ulaşımını dizayn etmek ayrı bir şey. Çünkü şehir bir bütündür. Bu bütünlük çerçevesinde siz eğer bir şey istiyorsanız bunu belediyeyle paylaşacaksınız. Belediye kendine düşen iş ve işlemleri orada yapmakla yükümlü olacak. Ama siz bir şey paylaşmazsanız, biz şurada şu evleri yapıyoruz, burada işte şu kadar ev olacak, bu kadar insan olacak, burada şu kadar metreküplük kanalizasyonu taşıyacak bir kanalizasyon hattı istiyoruz. Bu kadar insana içme suyu şebekesi lazım. İşte buradaki arazilerle ilgili yağmur suyu kanalı yapmak lazım. Belediye bunları siz söylemezseniz, o zaman siz bunları yapmakla mükellefsiniz. Yani, bir de TOKİ kendi yaptığı yerde bu gibi projelerde kendi içinde bu projeyi de yapabilir ve yapıyor çoğu yerde. Yani, onu soracağım. Yani o zaman evler, apartmanlar altyapı olmadan mı yükseldi orada? Tabii şu anda bize intikal eden bir şey yok. Bizden isteseler biz onun projesini de yaparız. Ama bu şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ İdler Bankası ile birlikte bütün bunların projesini yapabilir ve bununla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirebilir ve bunu pratiğe dönüştürebilir. Yani bunun için iktidarda olan, 22 yıl iktidarda olan, yıllarca ilçe başkanlığı yapmış, 3 dönem milletvekili yapmış ve deprem olduğu günden itibaren de zaten il başkanı olan bir arkadaşımızın, yani bu kadar siyasetin içinde olan bir arkadaşımızın ve bu kadar yıllardır da hep iktidar olan arkadaşımızın kimin hangi görevde olması gerektiğini, hangi iş ve işlemlerin kimler tarafından, hangi kurum ve kuruluşların tarafından yapılacağını bilmesi lazım. Bunu bilmemek de gerçekten çok üzücü bir şey. Doğru. Yani bu yine size olumsuz olarak yazılacak. Yarın denecek ki şehir yeniden inşa edilirken, apartmanlar yükselirken Hatay Büyükşehir Belediyesi yine yoktu diyecek. Şimdi Hatay Büyükşehir Belediyesi var. Hatay Büyükşehir Belediyesi işte ilk günlerden itibaren acil işlemleri yaparken, orta vadeli işlerini hazırlanırken uzun vadede Hatay'ın nereye gitmesi gerektiğini, nasıl bir şehirleşme planıyla ayakta kalması gerektiğini, bundan sonraki yapılacak inşaatların nerelere hangi şekilde yapılması gerektiğini ve bununla birlikte bir şehrin sadece inşaattan ibaret olmadığını, bununla birlikte birçok şehir içerisindeki organın tekrardan planlanması gerektiğini bildik ve biz Hatay iyileştirme planını yaptık. Hatay iyileştirme planı çerçevesinde 900 sayfalık 15 ana başlık altında hangi eylem planlarını yapacağız, Hatay'ı hangi noktada nereye götüreceğimiz zaten belli. Bunu okusa bu arkadaşımız, Hatay ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu faaliyetleri hem deprem öncesi hem deprem sonrası hem de depremden sonraki uzun vadeli Hatay'ı nereye götüreceğimizi bilir. Ama bunu okumaktan acizse yapacak bir şey yok. Yani bunu okuyamayan bir insan Hatay'ın geleceğiyle ilgili ne karar verebilir, ne adım atabilir, ne de Hatay'ın ufkunu açabilir. Peki yani hala bir iletişimsizlik var hükümetle Büyükşehir Belediyesi arasında.
Nerede ne yapılacak diye bir size bilgi verilmiyor, sizden yardım talep edilmiyor. TOKİ konutları, altyapı meselesi bunun bir örneği. Yani şehrin yarınının nasıl olduğunu da mı bilmiyorsunuz? Şöyle, Çevre Şehircilik Bakanlığı daha önce bütün algılarını kapatmıştı bize. Farkındaysanız işte biz 2013-2023 yıllar arasında 32 hektar, 35 hektar, 1440 hektarlık alanlar içerisinde kentsel dönüşüm planlaması yaptık. Hı hı. Ve kentsel dönüşüm strateji planımızı hazırladık. Hı hı. Hatta bir bölümünün de yani ilk etabında bütün projelerini yapmıştık. Ama bize cevap bile vermedi Çevre Şehircilik Bakanı, şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bizim çöple ilgili konular vardı, ÇED raporu ile ilgili. Biz yargıdan ve Danıştay'dan alınan kararlara rağmen uygulanmayan bizim ÇED raporu süreci, hı hı, var. Bunu da uygulamayan Sayın Murat Kurum'dur. Yani 2016 yılından itibaren 2024 yılına gelmişiz, 8 yıl geçmiş, hala bizim çöp sahasıyla ilgili ÇED raporunun yani mahkemeler tarafından bizim haklı görülmemize rağmen nihayetlendirilmediğini görürüz. Ama şu anki Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bizim bir sıkıntımız yok. Biz iletişim halindeyiz. Bizim elimizdeki bilgi belgeleri biz paylaşıyoruz. Onlardan da iletişim kanallarımız açık. Ortak çalışmalar yapıyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok. Ama bu arkadaşımızın herhalde kendi hükümetindeki bakanlıklarla arasındaki bir iletişim yok. Yani bunları bakanlığa sorsa bilir. Yalnız şu var, unutuyor bunu. Biz depremzedeyiz kendisi gibi. Hükümet depremzede değil, bakanlıklar depremzede değil. Kendi çıkardıkları yönetmelik 24 Şubat 2022'de eskiden ordumuzun ön planda olduğu bir EMAS yapılanı vardı. Onu rafa kaldırdılar. Kendileri İçişleri Bakanlığı'nın egemenliğinde 7 bakanlık AFAD ve Kızılay'ın önderliğinde bundan sonraki deprem gibi felaketlerde bütün yükü kendilerinin kaldıracağı bir planlama ve yönetmelik çıkarttılar. Bu yönetmelikten çıkışından yaklaşık 11,5 ay sonra bu felaketi yaşadık. Yani 11,5 ay önce çıkartmış olduğu hükümet kendi yönetmeliğini bu depremde uygulayamadı. Çünkü sadece kağıt üstünde her şey, hiç pratikle ilgisi olmayan, hiçbir şey pratiğe dönüşmeyen çalışmaları var. Kağıt üstünde siz bir AFAD kurarsanız ve bu AFAD'da siz Hatay'da diğer illerdeki deprem felaketinden sonraki komplikasyonları önleyemezsiniz. Oldu ki burada bizim sadece iki görevimiz var. Bir, mezarlıktaki defin işlerine yardım eder diyor. İki, yangına yardım eder diyor. Onun dışındaki bütün altyapı, üt yapı, yollar, bina yapımı gibi bütün faaliyetler hepsi İçişleri Bakanlığı, AFAD ve diğer 7 bakanlıkla Kızılay'ın görevi. Bu hükümetin çıkartmış olduğu yönetmelik, bu resmi gazetede yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlandı. Yani kendi çıkarttıkları yönetmeliği kendileri uygulamaktan aciz kaldılar ve depremin altında belediyeler kalmadı. Çünkü depremzede belediyeler. İki, depremin altında sivil toplum örgütleri kalmadı. Depremin altında hayırseverler kalmadı. Depremin altında hükümet kaldı ve bu arkadaşımızın burada hükümetin bir numaralı temsilcisiydi. Bir öz eleştiri yapıyorlar mıdır sizce? Yok. Onlar 22 yıllık iktidarları süresince hiç öz eleştiri yapmadılar. Ve gittikçe devletin bütün imkanlarını kullandıkları için kendilerini dev aynasında gördüler. Ama ben bu seçimde Türk milletinin onlara bir ders vereceğini düşünüyorum. Çünkü milletten, devletten daha üstün bir ülkede hiç kimse yoktur. Siyasi partiler, siyasetçiler gelip geçer. Devlet ve millet bakidir. O millet devletine sahip çıkacaktır. Ve bu seçimde bu iktidarın gerçekten de bugüne kadar sadece patinaj yaptığını, bütün devletin, milletin imkanlarından faydalandığını ama devlete ve millete faydalı işler yapmadığını, deprem gibi büyük bir felakette bile milletin yanında olmadığını gördüler. Ve bu sefer insanlar gerekli cevabı sandıkta 31 Mayıs'ta verecekler. Mart'ta. Şimdi 31 Mart'ta ne bilmem. Mayıs. Saha 31 bunu mu, Mart'ta verecekler. Saha bunu mu gösteriyor? Yani sahayı ben dün İskenderun'daydım. Önceki gün Samandağ'ındaydım. Bugün işte Antakya'dayız, Defne'deyiz. Sahadan almış olduğum görüntü budur. Şimdi yine rakiplerin, adaylardan birinin bir açıklaması, hükümetin 383 milyon avronun
Avro'yu Hatay'a verdiğini söylüyor. Ne için kullanıldı? Sizin bilginiz var mı? Hangi projeler üretildi, üretilecek? Ya da siz de mi faydalanacaksınız? Nedir detay? Şimdi hükümet devlet için var, millet için var. Hükümet ayrı bir kurum değil. Devletin içinde kendi bir organları vardır. Bu birçok bakanlık ve belediyeler, farklı kurum ve kuruluşlar, bunlar hepsi devletin çatısını oluşturur. Millete hizmet içindir. Bunun böbürlenecek bir şey yok. Bize 1.9 milyar euro kredi verildi. Çok ucuz kredi verildi. Bu depremdeki altyapının bir kısmının telafi edilmesi, ayağa kaldırılması için biz zaten hazırdık. Biz şu anda 373 milyon euro değil, 1,5 milyon euroluk proje verdik Çevre Şehircilik Bakanlığımıza. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda adaletli davrandı. Ama eğer biz bu kadar büyük bir felaket yaşamışsak ve bu felaketin arkasından Hatay'ın altyapıda müthiş ihtiyacı varsa, Çevre Şehircilik Bakanlığı politika yapmamışsa, bu bakan için söylüyorum, Sayın Öztaseki için. Bunun için ben teşekkür ederim Sayın Bakan'a. Ama buradaki ne il başkanı onu verdi, ne de buradaki birinci sıra milletvekili, diğer milletvekilleri. Çünkü bugüne kadar hat su bassın diye uğraşan bir Adem Yeşildar var. Şu anki bir numaralı milletvekili. Hatay'daki bütün sıkıntıları çıkartan bu arkadaşımız. Bu seçimden sonra Adem Yeşildar diye biri yoktur. Ve ben şunu söyleyeyim. Önce en çok iktidar partisinin temsilcileri Sayın Adem Yeşildar'ın siyaseti bırakmasını istiyor. Çünkü Hatay'ın birliğine, bütünlüğüne, Hatay'ın gelişimine ket vuran bir çocuk var. Kendisi ne kazanıyor? Kendisi siyasi ihtirasıyla işte Cumhuriyet Halk Partisi kaybetsin, Lütfü Savaş kaybetsin. Sadece ben kazanayım, bundan sonra da iktidar partisinin Hatay'daki tek temsilcisi olayım diye bir ihtirası var. Ama bunun için kapasite lazım, çap lazım, vizyon lazım. Bunlar yok. Sadece entrika var. Sadece şeytani planlar var ve sadece Hatay'ı birbirine düşürerek içeriden sıyrılıp seçimi kazanma var. Hatay halkı enayi değil. Hatay halkı akıllı, ne yaptığını biliyor ve 6 Şubat'tan itibaren de hükümetin ve buradaki temsilcilerin Hatay'a şaşı baktığını biliyor. Yani siz 14 ayda daha molozlardan temizleyememişsiniz Hatay'ı. Molozların akıbeti belli değil. Hiçbir kurum ve kuruluşta, yurt içi yurt dışı, bu molozları nerede kullanacağız demiyorsunuz. Birçok yerde taş ocağı açtırıyorsunuz, açtırırsınız. Ama birçok yerde de maden arama izni veriyorsunuz. Yani Hatay'da şu anda bana bu hükümet, düşün 2016-2024'e gelmişiz. Çöp sahasıyla ilgili bir ÇED raporu vermekten iptina eden, bir taş ocağı vermekten iptina eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne hükümet, valilik şu anda çatır çatır ÇED raporu ihtiyacı yoktur, mücbir sebep var diyerek sadece taş ocağı vermiyor. Altın arama izni veriyor, gümüş arama izni veriyor, nikel arama izni veriyor, dolomit arama izni veriyor, mermer arama izni veriyor. Aklınıza hangi maden gelirse gelsin şu anda Hatay'da müthiş bir, yani sadece inşaat yapmak için taş değil, birçok madeni aramak için de hem izin verilmiş hem ihale yapılmış. Yani yangından mal mı kaçırıyoruz sevgili Can? Biz bize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ama şöyle düşüneyim. Şu anda bu işte şey TAMP diye bir şey var. Bunlar kurdu 24 Şubat 2022'de. TAMP'a göre şu anda bütün Lokomotif İçişleri Bakanlığı, ekonominin yani ekonomik imkanların hemen hemen %90'ı AFAD'da ve şu anda Hatay'da AFAD eliyle yapılan hiçbir şey bitmiş değil. Yani normal şartlarda 4 ayda bitireceğiz, 5 ayda bitireceğiz denilen konularda 14 ay olmuş, hiçbir şey bitmedi. Ama sağ olsun Sayın Valimizden itibaren herkes siyaset yapıyor, hizmeti, Hatay halkını kalkındırmayı, Hatay'ın moral motivasyonunu yükseltmeyi düşünmeden sadece nasıl bir daha iktidar oluruz yerelde, nasıl seçimi kazanırız, bununla meşguller. Aslına bakarsanız biraz da halkla, Hatay halkıyla ilgilensinler. Mesela şimdi bakıyorsunuz, bunu fitne için söylemiyorum, bir tespittir.
Samandağ'ın çevre yolunu 22 yıldır bitirmediler. Samandağ'ında yıkım var o kadar. Bir tane TOKİ konuduyla ilgili bir şey yapmadılar. Ama Samandağ'ından oy alabilmek için Lütfü Savaş'la Samandağ'ını, CHP ile Samandağ'ını karşı karşıya getirmek için her türlü fitne fücrün içerisindeler. İş makineleri çalışıyor orada ama. Seçim yüzünden mi? Seçime yakın şeyi de Amoros tünelini de başlamışlardı 2014'ün 30 Mart'ında. 31 Mart baktılar akşamı kaybettiler. 1 Nisan sabahı o iş makineleri geri oradan uzaklaştırdılar. Şimdi seçim öncesi yapılan işler değil, seçimden önceki yapılan işler ve seçimden önceki yapılan işlerle birlikte seçim sonrası yapacağın işlerle ilgili koyduğun vizyon ve projeler önemli. Yani sizin 22 yıllık attığınız adımlar, ayağınızın temizlik olup olmaması çok önemli. Halka karşı bakış tarzınız, bizim de 15 yıllık yapmış olduğumuz icraatlar, halkımıza karşı bakıp nasıl baktığımız ve şu andaki plan projelerimiz, vizyonumuz, tecrübemiz, bunu milletin karşılaştırması lazım Hatay halkının. Biz şu anda sevgili Can, altyapıda bakın bu 273 milyon euro Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden değil, JICA, Dünya Bankası, bilmem işte Avrupa Kalkınma Bankası gibi bir konsorsiyumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vermiş olduğu çok ucuz kredi deprem nedeniyle altyapıda kullanılsın diye. Biz de şu anda depremde en fazla yıkıma uğrayan, en fazla hayatını kaybeden bir şehiriz. Bize vermeyip kime verecekler bunu? Yani 373 milyonu. Biz 1,5 milyon euroluk şey koymuşuz. Proje koymuşuz. Bunun 373 milyonunu bize tahsis etti bakanlık. Ama bunu buradaki yerel siyasetçiler, iktidarın yerel temsilcileri yapmadı. Buradaki iktidarın yerel temsilcileri il başkanıyken Sayın Adem Yeşildar, biz Defne'deki arıtma tesisini yenileyecektik. Dünyanın en önemli teknolojisini getiriyorduk. %99.99 suyu temizleyen bir arıtma tesisi yapacaktık. Onunla birlikte Hasta'da da altyapı projemiz vardı. İkisini bir getirdiğimiz için bize bunu ayırın, ayrı ayrı oylayalım diye baskı yapıldı şeyde, mecliste. Kim yaptırdı? Adem Yeşildar yaptırdı. Bunu zaten şu anki Hassa Belediye Başkanı çıkıp sizin burada açıkladı. Anlatın, daha önce de açıklamıştı. Yani. Bana baskı yaptılar dedi. Yani Hatay'da altyapının yapılmasını, Hatay'ın gelişmesini engelleyen Sayın Adem Yeşildağ'dır. O da aynısını şu anda nasıl milletten oy isteyecekler? Hassa Belediye Başkanı da aynısını söyledi. Tabii. Adem Yeşildağ vardı. Yani şu anda Hatay'da bakın, Hatay'ın dengesini bozan, Hatay'ın düzenini bozan, Hatay'ın gelişimine ket vuran, engel olan bir numaralı siyasetçi Sayın Adem Yeşildağ'dır. Şu anda bunların tek derdi seçimi kazanmak. Seçimi kazanmak için senin daha önceden sermaye biriktirmen lazım. Ne sermayesi? Para değil. İnsan sermayesi. İnsanlara dostluk kurman lazım. Her şeyi hallederim deyip de bırakıp insanlara bir daha telefonla çıkmamak değil. Ve 22 yıllık iktidar döneminde bu arkadaş 4 defadır milletvekili. Yıllarca il başkanlığı yaptı. Şu anki arkadaşımız da ilçe başkanlığı yaptı yıllarca. 3 dönem milletvekilliği yaptı ve depremde de il başkanıydı. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, milletimiz bizi affetsin, geç kaldık. Şimdi millet enkaz altında, elektrik yok, internet yok, telefon yokken, bağırırken, bu arkadaşımız neredeydi? İl başkanı, yani buradaki partisinin en yetkili adamı. Neredeydi? Yoktu piyasada. Acaba bir tane depremzedenin evine gidebilmiş mi? Bir tane depremzeden hatırını sormuş mu? Evet, aynen. Bir video var. Bir kurtarılma videosu geldi. 9 Şubat 2023 tarihine ait diyor. Benim çıkarıldığım video. Zannedersem depremzede kendi videosunu atmış. Burada gördüğümüz herkes gönüllü gelmişti. Hükümet neredeydi? Bizden ne için helallik istedi? Bizi ölüme terk ettiği için mi? Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız diye oyumuzda gönlümüzde Lütfü Savaş'la diye de eklemiş. Teşekkür ederiz. Hatay halkı gerçekten şuurlu, vizyon sahibi. Ne dünü unutur ne gelecekle ilgili umutlarını başkasına teslim eder. Doğru ellere, doğru adımlara, doğru insanlara teslim eder.
Samandağ ziyaretinde mi söylediniz? Başka bir açıklamada mı söylediniz? Tam hatırlamıyorum. Yeni bir ihale sürecinden bahsettiniz Samandağ'a. Tabii şimdi o 373 milyon euronun bir kısmı, bir kısmını ihaleye çıkıyoruz şu anda. Bunlar, bakın o 373 milyon da ne yapıyoruz sevgili Can? Aktepe Kanalizasyon Şebeke ikinci etap atık su arıtma tesisini yapıyoruz. Burada 47 kilometre kanalizasyon hattı da düşeceğiz. Arsuz grup içme suyu hattını yapıyoruz. Burada birçok eski beldemizle birlikte 320 kilometre içme suyu şebeke hattı düşeceğiz. Arsuz kanalizasyon şebeke hattını döşüyoruz. Yine birçok burada eski beldemiz var. 470 kilometre kanalizasyon yapacağız. Arsuz 3 günlük atık su arıtma tesisi ve derin drenaj projesi 14.700 metreküp gün kapasiteye sahip. Depne içme suyu projesi var. Toplam 98 kilometrelik içme suyu şebekemiz var. Defne atık su arıtma tesisi var. 56.000 metreküp gün Türkiye'nin belki de Avrupa'nın en büyük membranlı arıtma tesisini yapacağız. 4 yol içme suyu şebekesi var. Bu çarşamba, en geç perşembe çıkıyor bir ihale işte. 4 yol içme suyu şebeke ikinci kademe inşaat projesi var. 219 kilometre. Harbiye içme suyu şebeke inşaatı var. 84 kilometre. İskenderun kanalizasyon şebekesi var. Bakın İskenderun yıllardır bu arkadaşlarımızda. 27 mahallede 110 kilometre kanalizasyon yapacağız. Kırıkhan içme suyu şebeke ikmal inşaatı var. 123 kilometre 16 mahallede içme suyu şebekesi yapacağız. Kırıkhan kanalizasyon şebekesi var. 16 mahallede 100 kilometre içme suyu şebekesi yapacağız. Payas içme suyu şebekesi var. 102 kilometre 9 mahallede bunu yapacağız. Reyhanlı atık su arıtma tesis kapasite artırımı yapıyoruz. Çünkü şu anda 435 bin nüfusa çıkmış. Bunların 225 bini Suriyeli ve normalde 99 bin civarında nüfusu vardı. 4,5 katına çıkmış. İstihap haddini aşmış. Oraya ek inşaat yapıyoruz. Samandağ Tekebaşı Grup Kanalizasyon Şebeket inşaatı var. 200 kilometre. Bunun eski 5 tanesi eski belde, 3 tanesi köy. Bunlar yaklaşık 45-50 bin nüfusa tekabül ediyor. Tekebaşı atık su arıtma tesisini yapıyoruz. Yine bu 8 belde için. Ayrıca Tekebaşı grubu içme suyu inşaatı var. 92 kilometre. Yayladağ kanalizasyon atık su arıtma tesisi var. Hem kanalizasyon hem de atık su arıtma tesisi. Kalan 3 mahallemiz vardı. Onu yapıyoruz. Ve 1700 metreküplük günde arıtma tesisi yapıyoruz. Bunları bu 56 milyon, bu 376 milyonu bu. Ayrıca ben size şunu söyleyeyim. Bakın. Şimdi Kırıkhan halkı iyi hesap etsin. Ben sadece Kırıkhan'a yaptıklarımı, bu arkadaşımız Kırıkhan, belediye ilçe başkanıydı yıllarca. Sonra 3 defa milletvekilliği yaptı. Sonra il başkanıyken Kırıkhan'da. Beton asfalt yapmışım. Bütün köylerde beton asfaltı ben yaptım ilk defa. Hiç bunların zamanında beton asfalt, bir köyle bir köy arasında beton asfaltı yapılmamıştır. 287,5 kilometre yapmışım. Sati kaplama asfalt 210 kilometre yapmışız. 315 bin metrekare parke yapmışız. 32 adet menfez yapmışız. Yaklaşık 800 metre betonarme duvar, 430 metre taş duvar. Yıllarca tır garajı yoktu orada. 56-57 dönümlük arazi aldım. Tır garajı yaptım çünkü habire kazalar oluyordu, ölümlü kazalar oluyordu. Tır çok Kırıkhan'da, insanlar sokaklar arasında tır konmasını istemiyordu. Çok büyük bir garaj yaptık, tır garajı. Onunla birlikte bir tane cami yaptık oradaki Yörük kardeşlerimize. 62 tane mezarın bakımını yaptık, çevre düzenlemesini yaptık. Eğitim kurumlarının 38 tanesinin tadilatını yaptık. İbadethanelerimizin, camilerimizin 36 adetinin bakım onarımını yaptık. Birçok yere 25 adet çocuk oyun grubu koymuşuz. Kırıkhan ilçesi kanalizasyon yapmışı yapıyorum yapmışız. 53 kilometrenin üzerinde. Yine Kırıkhan ilçesine içme suyu şebeketi inşaatı yapmışız. 254 kilometre. Yağmur su, atık su ve yağmur su hattı bakım onarımı işi yapmışız. 35.193 metre bir atık su arıtma tesisi yapmışız. Birçok yere depo yapmışız. Hala gidiyor. Birçok şeyimiz var. Bunlar sadece Kırıkhan yani. Kırıkhan bunlar. Şimdi
Bunların eğer bu kadar yıllık iktidar bunları yapmazsa, yapsaydı bana kalır mıydı bu? Biraz önce açıkladım. Kırıkhan'la ilgili de projemiz var bu 56 milyonun içerisinde. Şimdi bakın, ovada 22 yıllık iktidar bir tane arıtma tesisi yapmamıştı. Köylerin çoğunda içme suyu şebekesi yoktu. Kanalizasyon hala yok. Ben şu anda Hatay, bakın bu 373 milyonla birlikte 663 milyon euroluk altyapı yapmış olacak. Bu ne demek biliyor musun? 23 milyar 200 milyon Türk lirasından daha fazla. 23 milyarlık altyapı. Ve elimizde Hatay'ın 206 projesi daha var. Bu 1.9 milyar euro ediyor. Demek ki siz 22 yılda Hatay'a bir şey yapmamışsınız. Jack Jack'la geçirmişsiniz. Bakın Hatay'ın eğer 6-7 baraj yaptık dediler, daha bir tanesi tekamül etmedi tamamen. Karaçay Barajı'nın sulama suyunun sesi yok. İçme suyu şebekesinin de istalı hattının da %95'i bitti, %5'i bitmedi. Ama biz Hatay'a Erzin'den Samandağ'ına, Hassa'dan Yayladağ'ına kadar arıtma tesisi yaptık, yapıyoruz. Çünkü bakın altyapı demek medeniyet demek. Yani insanlara yalan söylemekle, cakla cukla bu iş olmuyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. Eskiden yapacağız edeceğiz diyorlardı, artık millet inanmıyor, artık tehdide başladılar. Bize vermezseniz diyorlar işte belediyelerin gücü olmaz biz yaparız. Şimdi belediyenin işi ayrı, hükümetin işi ayrı. Yani bugüne kadar 12 tane belediye vardı ellerinde 22 yıllık hükümetleri döneminde. Bu 11'e düştü geçen dönem. Bu hangisine kuş kondurdu bunlar? Oradaki bütün majör işleri, büyük işleri bu gariban yaptı. Çünkü ben akademisyenim, bilim adamıyım, Hatay'ı tanıyorum, Hatay insanını tanıyorum. Hatay'da her kademe insanımızda, tabandan tavana kadar herkesle iletişim kurabiliyorum ve sivil toplum örgütleriyle barışık yaşıyorum. Yani Hatay'ın ihtiyacı çok fazla. Belki bugüne kadar herkesin her istediğini yapamadık ama önceliklerimiz var. Şimdi bazı köylerimizde, mahallelerimizde, ilçelerimizde birçok şey yapılmış, sadece kravat takıyorsunuz. Bazına iç çamaşırı lazım, bazına pantolon lazım, bazına gömlek lazım, bazına ceket, bazına takım lazım, bazına smokin lazım. Şimdi insanlar birbirine bakıp şuraya bu yapıldı, buraya bu yapıldı diyor bazen. Ama bazı yerde her şey bitmiş, oraya bir asfalt yapıyorsun veya bir parke yapıyorsun, cilası bitiyor. Ama bakıyorsun bazı yerlerde işte şimdi bakın en çok şu anda Defne ve Samandağ'ında bizi hemşerilerimizle karşı karşıya koymak için fitne çıkartmaya çalışıyor. Sen Defne ve Samandağ'ında altyapıyı ben yaptım. Bakın, önceki dönemde, bundan sonraki dönemde. Ama diğer ilçelerimizdeki altyapıyı da, üst yapıyı da ben yapıyorum. Yani bunlar yıllardır oy alıp da umut verdiği insanların ihtiyaçlarına bir şey yapmamışlar. Köydeki çiftçiyi de biz düşünüyoruz. Kırsal kalkınmayla tohumdur, fidedir, ilaçtır, işte onların ürettiğinin pazarlamasıdır, kurutmasıdır. Hayvanların tırnak bakımı için bile özel iki tane makine yaptırdım. Bir hayvanın tırnak bakımı, büyükbaş hayvanı 1750 lira. 10 tane büyükbaş hayvanı varsa 17.500 lira. Bizim arkadaşlar gidiyor, ahırda bütün tırnakları kesiyor ve vedalaşıp geliyor 5 kuruş para istemeden. Ben köylümüz için toprağının yumuşak kalması, verimli olması için şu anda iki tane toprak analiz cihazı aldım. Köylerimize gidiyoruz, analizlerini yapıp çıkıyoruz. Ve diyoruz ki senin toprağında şunlar şunlar eksik. Eğer şunları şunları ekerseniz şu ilacı kullanman lazım, şu gübreyi kullanman lazım. Ve bizim 2 yıldır organomineral gübre yapıyoruz. Organomineral gübre. Bu kimyasal gübrelerden çok daha kaliteli ve çok daha doğayla barışık, toprağı tekrar eski haline getiriyor. 4 gün içerisinde toprak yumuşacık oluyor. İçinde solucanlar gezmeye başlıyor ama şimdi gidin bakın. Solucan bile gezmiyor topraklar. Hepsi sertleşmiş, tuz oranı artmış, kireç oranı artmış ve verim düşmüş. Ve biz dünyanın kullandığı, işte Kanada'nın, Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa'nın kullandığı organomineral gübre yapınca 2 yıldır, habire 2 senedir 2 defa dumping oluyor kimyasal gübrelerde. Biz bunları bile düşünüyoruz ama 22 yıllık
iktidarın bir tarım politikası yok. Bakın, bundan 2 yıl önce en çok sayın adayımız bilir, Mehmet Bey bilir, kendisi de bu işleri yapıyor. 2 yıl önce 22,5, 23, 24 liraya giden pamuk bu sene 16-16,5 liraya gitti. Aslında bir politika var tarım. Tabii. Bitirme politikası. Tabii, tarımı bitiriyoruz. Bakın, 2 yıl önce amortisman giderleri arttı öncesine göre. İşçilik maliyetleri arttı. 7 liraydı. 6-7 liradan mazot şimdi 45 liraya çıktı. Elektrik %600 arttı. Seçim sonrası %75 daha zam gelecek. Benzin işte %6-7 liradan o da 44-45 liraya çıktı. Yani adamın giderleri 5-6 kat artmış. Ürettiği ürünü siz 2 yıl önceki ürettiği, sattığı fiyatın altına sattırıyorsunuz. Bunu kim düşünecek? İktidar ve Tarım Bakanlığı düşünecek. Sayın Öntürk Tarım Komisyonu'ndaydı eskiden. Ya en çok, yani milletvekiliyken Tarım Komisyonu'nda en çok bunları düşünmesi gereken arkadaşımız oydu. Ama şu anda gerçekten de nasıl söyleyeyim size, tarım sektöründeki insanlar SOS veriyor. Niye? Çünkü diyor, satacak bir şeyim kalmadı. Biz insanlarımız, özellikle küçük çiftlerimiz için tohum desteği, fide desteği veriyoruz ama onlar için traktör aldık, sıraş makinesi aldık. Küçük çiftçimize 3-5 dönüm, 10 dönüm arazisi olanlara dokunuyoruz. 45 aileye dokunduk. Dokunmaya devam edeceğiz. Ama bütün bunları yapması gereken genel politikada Türkiye'yi 22 yıldır yöneten hükümet. Ama hükümet gerçekten de Cumhuriyet'in ilk tarihlerinden itibaren bütün devletin sahip olduğu, Atatürk'ten itibaren sahip olduğu bütün kazanımları satmakla meşguldü. IMF'ye borç verdik diyorlardı. Şu anda 1 Nisan'dan itibaren IMF'ye teslim edecek politikalarla bizi bugüne getirdiler. Onlara teşekkür ediyorum ama bu teşekkürü acı acı gülümseyerek teşekkür ediyorum. Kısaca ne bekliyorsunuz ekonomik anlamda seçim sonrası için? Ekonomi tufan. Ekonomi tufan, çünkü bu zamlar durmayacak. Elektriğe şu anda %75 zam kararı almışlar ama açıklamıyorlar. IMF ile anlaşmışlar, seçim sonrası, yani el sıkışmışlar, seçim sonrası IMF'ye teslim olacağız. Zaten dar gelirli, perişan, almış başını gidiyor enflasyon, almış başını gidiyor faizler. Bu faizlerle hiç kimse, çiftçisi de, iş adamı da, sanatkarı da, tüccarı da, hiç kimse alıp da para kazanıp bu faizi ödeyemez. Artı, bakın 14 aydır Hatay olsun, diğer iller olsun, insanlar aldığı krediyi ödeyecek bir teker döndüremiyorlar. Hı hı. Ama şimdi diyorlar ki, siz borcunuzu ödeyin. Nasıl ödeyecekler? Yani nasıl ödeyecekler? Yani iş dünyası nasıl ödeyecek? Esnaf nasıl ödeyecek? Yani seçim sonrası, bunlar seçime kadar hep vaat ediyorlardı ama artık insanlar inanmıyor. İnanmadığı için de artık tehdide başlamışlar. Devletin bütün imkanlarıyla siyaset yapıyorlar. Bakın, başka bir şey anlatayım size. Sayın Valimiz kapı kapı dolaşıp o istiyor. Dün bana bir fotoğrafla gösterdiler. Gerçekten üzüldüm. Burada bir eski beldemizde, şu andaki bir mahallemizde iftar, siyasi iftar veriliyor akşam. Sayın Valiliğimizin logosu var. Eğer bunu valilik veriyor ve siyasetçiler yoksa ben kabul ederim. Ama orada İktidar Partisi'nin reklamı yapılıp da valimizin, devletimizin, valiliğinin logosu varsa bu gerçekten acı veren bir tablo, beni üzer. Birkaç, dün evvelki gün hatırlamıyorum, Enerji Bakanı da buradaydı. Yine siyasi isimlerle, AK Partili isimlerle burada poz verdi, açıklamalar yaptı. Tamam da bu kadar bakan geliyor da hangisi Hatay'la ilgili bir yatırım açıklıyor? Gelip birilerinin omuzuna dokunması, güzel burada söz söylemesi bizi tatmin etmez. Hatay'la ilgili yatırım programlarını açıklasınlar. Hatay'la daha kaç yıl konteynerde kalacak? Konteynerdeki şartlar nedir? Yaz geliyor yarın, yine kavrulacaklar. Şu ana kadar bakın, ev verdik diyorlar, insanlar imza atmaktan, sözleşme yapmaktan imtina ediyorlar Hatay'da. Niye? Çünkü belirsiz kaç para verecek. Adamın evi vardı, yıkıldı. Orada apartmanda hissesi vardı, toprak hissesi vardı. Bunu kaça sayıyorsunuz? Yaptığınız evi kaç paraya yaptınız?
Ve bunu insanlara nasıl ödeteceksiniz, ne kadar ödeteceksiniz, kaç yılda ödeyeceksin belli değil. Bakın başka bir olay var. Bizim Antakya, Doğu Antakya'da riskli alan ilan ettiler. Çok havalı bir genel müdür vardı. Hatta bir toplantıda da şov yapmaya kalktı. Dedi ki biz bitiriyoruz bu ay, askıya çıkacağız planlamayı. 6 ay geçti, bu arkadaşımız askıyı unuttu mu? Burada asacak bir yer mi bulamıyor, anlamış değilim ben. Asamıyor çünkü milletin zaten can kaybı var. Birçok mal kaybı var. Oradaki tarihi dokudaki değerli arazilerini, evlerini, işte birçok varlığının nasıl tasarruf edileceğini merak ediyor. Bunu açıklayacak cesaretleri yok. Muhtemelen şeyi bekliyorlar. Seçimi bekliyorlar. Artı bakın bu rezerv alanları eskiden şehir dışında yapılırdı. Leçelik alanlara, tarım vasfını yitirmiş alanlara yapılırdı ve daha çok devletimizin arazilerine, milli emlaktır, şudur budur onlara yapılırdı. En kötü ihtimalle satın alınırdı. Ama şimdi en kupon araziler, en değerli araziler rezerv alanı olarak ilan ediliyor. Şimdi bu rezerv alanı içerisinde önceden ilan etmedikleri ve insanların az hasarlı, hasarsız olup da bakımını, onarımını yaptıkları evlere millet oturmaya başladı. Şimdi o kaygıyı taşıyorlar. Orta hasarlısı var, az hasarlısı var, hasarsızı var. Buradaki önceden ilan etmeyip de bekledikleri ve o süre içerisinde insanlar evinin tamirini yaptılar. Biri diyor ben 600 bin lira para koydum, nereden bunu tahsil edeceğim? Biri diyor 300 bin lira koydum. Zaten insanlar ekonomisi dip yapmış durumda. Siz burada bu belirsizliği devam ettirirseniz 14 ay oldu. Biz buradaki insanlarımızı kaybederiz. Bize Hataylı lazım. Hataylı'nın burada kalması lazım. Çünkü bu şehrin gelecekle ilgili benim ve birçok insanın olduğu gibi gelecekle ilgili kaygımız var. Buradaki demografinin yapının değişmesini istemiyoruz. Düşünün siz, yani burası rezerv alanı ilan etmediniz ama etme risk şeyiniz var, dedikodunuz var. Adam oraya gidip oturmaya başlamış bile. Siz bu insanların bu kadar buraya para koymuş, bunu ne yapacaksın? Bu belirsiz. Artı rezerv alanlarındaki insanların evlerinin ve arsalarının değeri neydi? Kaçla çarpıyorsunuz? Metrekaresi ne kadar ediyor? Sizin yaptırdığınız yerin metrekaresi nasıl ediyor? Nasıl insanlarla ödeşeceksiniz? Bunlar da belirsiz. Bakın Malatya'da 6000 konut teslim ettik dediler. Vali Bey'in açıklaması var, Malatya Valimizin. 200 konut için insanlar sözleşme imzalamış. Çünkü insanların ödeme zorluğu var zaten. Ekonomi dip yapmış. Evet. Enflasyon zirve yapmış. Ve asgari ücret biliyorsun 17 binden 2 lira. Bu asgari ücretle siz ne yapabilirsiniz? Nasıl? Yaklaşık işte 450 dolar, euro gibi bir şey. Şimdi bakın ev kirası, ben dün İskenderun'daydım. Bir yere misafir oldum. Oradaki ev kiraları 25 bin lira. İki evet. Asgari ücreti bir ev kirasını zor verir. 25 bin lira. Antakya'da, periferde, üniversitenin orada 13-14 binden başlıyor 45 metrekarelik evler. Bir asgari ücretli ne yapabilir? Yani hükümetin Türkiye'ye getirmiş olduğu ekonomik düzenek şu anda bu. Zengin ettikleri var, çok iyi zengin ettikleri insanlar var. Ve dipte bıraktıkları ve onlara muhtaç ettikleri insanlar var. Onları bir kilo pirince, bir kilo şekere muhtaç ediyorlar. Bakın benim insanım bu Kurtuluş Savaşı'nda bile, o yoklukta bile bu kadar ne hor görülmüştü ne de aşağılanmıştı. Bu deprem konutlarında oturanlar başladılar mı yaşamaya acaba? Bir yok canım mı? Daha yani temeli o günü bana biri geldi, Avrupa'dan gelmiş, evi burada, Avrupa'ya gitmiş deprem sonrası. Buna demişler işte sana kurada ev çıktı. Götürmüşler dikmecede, arazi daha, hiçbir şey yapılmamış. Buraya yapacağımız evi sana vereceğiz demişler. Ya böyle bir şey olur mu? Gelip bana bunu kendisi anlattı. İlginç. Enteresan değil mi? Yani seçim öncesi boş anahtar vermek doğru değil. Artı anahtar veriyorsun. Ama bu anahtarın karşılığında ev olması lazım. O evin maliyeti olması lazım. Ödeme şartları olması lazım. Süresi olması lazım. Her şey belirsin. Sebebi nedir? Seçimdir. Seçimi bekliyorlar. Hemşehrilerim gerçekten de bu seçim bir siyasi partiden, siyasi parti seçiminden daha çok Hatay'a sahip çıkma seçimi. 22 yıldır bizi
sığınmacılarla karşı karşıya bırakan ve gittikçe demografik yapımızı aşağıya düştüğü, sığınmacıların arttığı ve bundan sonraki süreç içerisinde Hatay'ın ne olacağıyla ilgili kaygılarımızın arttığı bir dönemde lütfen Hatay'a sahip çıkalım. 22 yıldır en çok nüfusa göre Suriyeli burada. Şimdi sizin de konut projeniz var, onu detaylandırmanızı isteyeceğim ama Defne'den gelen bir mesaj, bir izleyici mesajı. Lütfü Başkan'ın yaptıklarını biliyoruz, eksik kalanları da seçimden sonra biz kendisinden ve kadrosundan ister yaptırırız. Ama AK Parti gelince biz arayıp muhatap bulamayacağız diyor. Yani Büyükşehir eğer AK Parti alırsa. AK Parti'nin Hatay'la ilgili planları başka, Suriyelilerle ilgili politikaları ortada, Hatay'a bakışları, bize bakışları ortada. Lütfü Savaş elinden geleni yapıyor, yapmadığında seçimden sonra biz yaptıracağız. Halk olarak eksiklerin peşine düşeceğiz. Uzun bir mesaj, hepsini okumak istiyorum. Ve el birliğiyle yaptıracağız ama AK Parti'ye Hatay'ı vermeyeceğiz. Eksiğiyle, fazlasıyla Lütfü Başkan, başkanımızın üzerinde, başımızın üzerinde yeri var. Çünkü onun derdi memleket, onun da derdi Atatürk'ün şahsi meselesi olan Hatay diyor Defne'den gelen izleyiciler. Şimdi konutu da soracağım birazdan fakat yine rakibinizle aranız, daha doğrusu rakibinizin size yönelik bir söylemi var Suriyelilerle ilgili. Madem bu mesaj Suriyeliler, madem siz de oraya vurgu yaptınız, tam da bunu sorayım işte burada. Televizyon programında HRT'de konuştu. Diyor ki, dedi ki Lütfü Savaş bu sorunu çözeceğini söylüyor, Suriye üzerinden siyaset yapıyor. Peki 2011'den beri neden bir şey yapmadı? Bir tabela düzeni yapmıyorlar diyor. Ve ekliyor, ben kendimi Suriye'deymişim gibi hissediyorum. Belediye başkanı olarak bu sorunu çözmeye gücün yeter mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yeter mi buna? Dünyanın tüm devletleri oraya gelmiş. Rusya, Amerika, Çin, İran. Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyoruz. Yapabiliyor muyuz? Gücümüz yetiyor mu tek başına diyor. Size yönelik bir ifade var. İşte siyaset yapıyor diyor sizin için Suriyeliler meselesi konusunda. Çözeceğini söylüyor diyor. Fakat bir tabela düzeni dahi yapmadı diyor. Bu tabii bu siyasetin konusu zaten. Ama makro siyaseti hükümet yapar. 22 yıllık hükümetin bu konuyu çözemeyişini bu kadar kifayetsiz ve bu kadar çaresiz anlatmak gerçekten de bu kardeşime yakıştı. Çünkü bu süreç içerisinde ilçe başkanlıkları bilmem, 3 dönem milletvekilliği, aynı zaman son zamanlarda da il başkanlığı yapan bir insanın bu konunun kimler tarafından çözüleceğini bilmemesi de acı. Bu konuyu hükümetler çözer. Orada diğer ülkeler olmadan biz bunlarla komşuyduk. Kardeştik, dostluk maçı yaptık ve biz şeylerde, denizde bunlarla biz tatil yaptık. En üst seviyedeki insanlarımız tatil yaptı. Ve kardeşim Esad diyorduk. O günlerden bugünlere geldik. O zaman ne İngiltere vardı orada, ne Amerika, ne Rusya, ne başka bir ülke vardı. Sadece Suriye ve Türkiye vardı. Hı hı. Ve biz kendi aramızda bu dostluk bağlarını kuvvetlendirmek için altın özünde Hacı Paşa'nın orada bir dostluk barajı temelleri attık. Sayın Cumhurbaşkanımız da gelip, o zaman zannedersem başbakandı, gelip o temeli attı. Ben de o zamanlar Antakya Belediye Başkanıydım. Birkaç hafta orada iş makinesi çalıştı. Aynı Amaros tünelini açacağız dedikleri, 2013'ten beri yapmadıkları gibi orada da 2011 yılındaydı zannedersem temel atıldı ya da 2012'nin başlarındaydı. Bu yok, 2011 yılındaydı. Temel atıldı ama o temel sadece atılmasıyla kaldı. Şu anda orada hiçbir faaliyet yok. Bu gibi İki tamam. devlet arasındaki soru, mülteci sorunu, sığınmacı sorunu Dışişleri Bakanlığı çözer. Bununla ilgili genel müdürlükler çözer. Bu da şu anda kim yönetiyorsa bu ülkeyi, 22 yıldır yöneten ülkenin, yönetilen ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı çözer. Yani şu andaki en üst seviyedeki insan kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Dışişleri Bakanlığımız bunların bunu çözmesi gerekirdi. Bu kadar siyasette uğraşmış bir arkadaşımızın bunu bilmemesi de çok acı. Yarın bunları bilmeden gelip de Hatay'ı nasıl yönetecek? Bu da enteresan bir şey. Bunun dışında bu Suriyelilerle ilk refleksi gösteren benim. Daha Antakya Belediye Başkanıydım. Bunun sesi geliyordu. Hı-hı. Bu sığınmacılar sorunu olacak diye. Ben 6 ay önceden bütün Hatay'ı gezdim. Önce belediye başkanlarıyla, sonra muhtarlarla, sonra kanaat ünlülerle 2500 civarında toplantı yaptım.
Bakın benim Antakya Belediye Başkanlığım zamanında, hatta üniversitedeki hocalığım zamanında bile şu anki sayın adayı tanıtımından çok daha fazla ben insanlar tanıyordum. Bakın üniversitede hocayken de bile. Çünkü üniversitede ben liderdim. Antakya Belediye Başkanı iken, iktidarın belediye başkanı iken de bu işlerin yanlış olduğunu, bu mülteci sorunu olacağını ve bu sığınmacıların, bu mültecilerin kendi ülkesinde kalması gerektiğini, kendi sınırları içerisinde onlara destek olmamız gerektiğini, sınırları kapatmamız gerektiğini, bu sıkıntıları Hatay halkına ve Türk halkına yaşatmamamız gerektiğini ben onların içindeyken de söylemiş adamım. Bir tabela ve düzeni. İlk tabela düzenine de karşı o? Çıkan, karar veren, onların o Arapça tabelalarını söktüren de benim. Ama büyükşehir olduktan sonra 10 yıldır o işlere bakan ilçeler ben değilim. Yani kendi partileri. Antakya onlarda, Kırıkhan onlarda, Hassa onlarda, Reyhanlı onlarda, Kumlu onlarda, Altınöz onlarda, Yayladağ onlarda. En çok da sıkıntı burada zaten tabelalar, ticaret faaliyetleri, en çok sığınmacılar burada. Bunu çözmesi gereken bu hükümet ve bu hükümetin temsilcisi bu arkadaşımız. Yani orada o anları kurtarmak için konuşmak doğru değil. Bir siyasetçi attığı adıma, söylediği söze dikkat edecek. Onu getirirler, önüne çıkartırlar. Mesele şu. Bu hükümetin sözmesi gereken bir konu. Ben 2011 yılından beri bu konuda konuşurum. Çünkü ben bu 2011 yılından beri, 9 yılından beri bu şehrin en büyük belediye başkanlığını yaptım. Yani Antakya ilçesini yönetirken de il belediyesini temsil ettim. Ve iki dönemde de Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ben her gelecek sorunu önceden alarım veren, toplumla paylaşan, devletimizin ilgili makamlarının duyması için bunu sesli sesli söyleyen, hükümetin de duyması için onları arayan, bu şeyi konuşan adamım. Niye konuşuyorum? Çünkü gelecekle ilgili kaygılıyım. Ben 1918-1938 yılları arasındaki o kurtuluş mücadelesini biliyorum, okudum. Benim dedem burada bu mücadelenin içinde olan bir insan. Ben onun torunuyum ve biz dedemizden, babamızdan ve tarih kitaplarından o 20 yıllık Fransızlara karşı Hatay halkının mücadelesini, Tayfur Sökmen'in ve arkadaşlarının mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş ve kuruluş sürecindeki Hatay'a bakışını, Hatay'a desteğini ve Cumhuriyeti kurduktan sonra da Hatay'ın anavatana katılana kadarki süreçteki desteğini biliyorum. Ve geçtiğimiz... yani bu süreçte Hatay ne kadar değerliyse, özellikle bu enerji politikalarının bir zirve yaptığı, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz kaynaklarının yeşermesi Hatay'ı çok daha kıymetli hale getirdi. Yani Hatay, düşünün Azerbaycan'da Hazar petrolü doğalgaz olsun, bizim Musul Kerkük doğalgaz petrol olsun, şu anda Doğu Akdeniz'deki petrol doğalgaz olsun, bunların hepsi buradan geçiyor ve geçmek zorunda. Burayı stratejik öneme sahip bir, jeostratejik, jeopolitik bir alan haline getirdi ve burası yüzyıllardır da bu kadar renkli insanın, bu kadar yemek kültürünün olması, ilk hipodromun, ilk işte olimpiyatların burada yapılması, ilk ışıklandırılan cadde falan, buradaki yüzyıllarca ticaret merkezi olması, buradaki jeopolitik ve jeostratejik önemden dolayı. Ve siz şunu söylediniz... da söyleyeyim, o Suriye'ye gelen o devletlerin bir gözü de Hatay'da. Siz bunu bilmeyen bir hükümet olabilir mi? Burada hükümetin bir temsilcisi olabilir mi? Niye size hedef alıyor? Yani kendimi Hatay'da, Suriye'de gibi hissediyorum diyor. Yani bu politikada Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl bir rolü olabilir? Şimdi işte bu da çelişki. Hem totolojik, hem buna hem patolojik bir zihniyet, hem de çelişki. Çünkü bunun müsebbibi kendileri. Kapıları sonuna kadar açan kendileri. Şu andaki geçişleri önleyemeyen kendileri. Hatay'daki birçok şu andaki Suriyeli sığınmacılar, Hatay'ın ekonomik gidişatı, Hatay'ın demografik yapısının bozulmasının da müsebbibi kendileri. Bunu bir büyükşehir belediye başkanı çıkıp da Suriye ile ben barış yaptım, işte Suriye Cumhurbaşkanı'yla masaya oturan deme şansı yok. Devletler arasındaki iletişim ve ilişki devletlerin
en üst seviyesi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılır. Belediye başkanları tarafından yapılmaz. Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Ben bu şehirdeki sıkıntıları ve gelmekte olan problemleri alarım vermekle yükümlüyüm. Buradaki yetkili bu arkadaşımızın mensup olduğu hükümettir. Yani talihsiz bir açıklama olmuş gerçekten. Tabii tabii. Yani kendi içinde gerçekten de çelişen düşünün, bu zihniyetteki bir arkadaşımıza biz Hatay'ı teslim ettik. Bu arkadaşımız Hatay'ı nasıl yönetecek? Nasıl yönetecek bana söyleyin. Bakın ben Hatay'la ilgili 14 yılda ve 10 yıldaki, 15 yıl ve 10 yıldaki yaptıklarımı anlatırım. Yani Antakya'yla ilgili 15 yıl. O sadece Kırkan'la ilgili ne yapmış? Bir tane sadece şey olmuş. Nedir o? Hastane yapılmış onun zamanından beri Kırkan'a. Başka bir şey yok. Ama o günden itibaren Kırkan'ın hemen üzerinde dedelerimizin ektiği o çamlar tek tek kesiliyor. Oradaki zeytinlikler tek tek kesiliyor. Habire resmi kurumları oraya taşıyorlar. Hastaneyi oraya taşıdılar. Biz onu yazmamışlar buraya. Bir mesire alanı yaptık. Çok güzel açtık geçen hafta. 50 dönümlük bir arazi. Onun hemen karşısında bunlar çam kesmeye devam etti. Hemen ileride zeytin kesiyorlar. Ya kesilmeyecek daha bakir ama tarımın olmayacağı, aynı zamanda ağacın olmayacağı yerlerde inşaat yapsanız da kolaylarına geliyor. Hemen şeyin üzerindeki o çamlığı yok ediyorlar, o koruluğu yok ediyorlar. Yani biz yeşili arttırıyoruz Kırıkhan'da, bu arkadaşlarımız yeşili azaltıyor. Artı ama kendisi oralı. Ben bugüne kadar orada 150 dönüm arazi aldım Hatay Büyükşehir Belediyesi adına. 56 dönümünü şeye yaptırdım. Oradaki tır filosunun garajda kalması için, kazaları azaltmak için, görüntü kirliliğini azaltmak için. Artı şimdi 73 dönümlük alan var aldığımız, orayı da bu depremde zarar gören, hak sahibi olmayan, yeni evlenecekleri ve ekonomik durumu düşük olan arkadaşlarımıza çelik konstrüksiyon 4-5 katlı evler yapacağız. 1000 tane ev yapacağız. Şimdi bu bizim her tarafla ilgili... Unutmayın lütfen, konut projesini de Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin konut projesini de biraz detaylandıralım tam yeri gelmişken. Şöyle sevgili Can, biz tabii ki hak sahiplerine bir şey yapmayacağız. Ama hak sahibi olmayan, yıllardır kiracı olan, yeni evlenen, öğrenci, bunların oturabileceği konutlar yapacağız. Bizim mesela şunu söyleyeyim, altyapıyla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Hatay'ın milimetrik bütün köylerin altyapı projesi bitti bizde. Ve biraz önce onun maliyetini de söyledim. Para buldukça yapacağız, yapıyoruz. Artı üst yapıyla ilgili bizim Hatay iyileştirme projemiz var. 200'ün üstündeki akademisyenle yaptığımız 13 ay süren bir projemiz var. Yani bundan sonraki süreç içerisinde kimse fay hattı üstüne, işte taşkın sahasına, dere kenarına ev yapmayacak, iş yeri yapmayacak. Yumuşak zemin, İşte ne bileyim sıvılaşma riski yüksek olan yerlerin de illa biz buraya inşaat yapacağız diyorsa onların şartları ağır olacak. Ve biz şu anda Hatay'ın mikro bölgelemesini, bütün sondaj çalışmalarını bitirdik. Hatay'ın 15 ilçesinde bundan sonraki kentin gelişim sahası belli, yapılacak işler hepsi belli. Artı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın rezerv alanı ilan etmediği her yerin planlamasını yaptık. Ve bununla birlikte Hatay'ın şehir olabilmesi ve gelişebilmesi için 15 ayrı ana dalda nasıl gideceğimizin güzergahını da yaptık. Bunu biz kendimiz uydurmadık. Dünyadaki bütün gelişimlerden haberi olan ve dünyadaki gelişmeleri izleyen ve Türkiye içerisinde de otorite olan bilim adamlarıyla çalıştık. 200 bilim adamı az değil. 15 alanda Hatay'ı nasıl geliştireceğiz? Bunu sosyal hayatı nasıl, kültürel hayatı nasıl, tarihi varlıklarımızı nasıl konuşacağız, ulaşım master planımız nasıl olacak, bundan sonraki enerji üretimi, tüketimi nasıl olacak, ekonomi nasıl olacak, ticaret nasıl olacak, turizm nasıl olacak, esnafımız ne olacak, işte iş dünyası ne olacak, bütün bunları için bizim çalışmamız var. Hatay iyileştirme planı, bu Hatay iyileştirme planını da isteyen arkadaşımız bizim web sitemizden çok rahat bir şekilde öğrenebilir. 900 civarında sayfada bunu herkese yayabilecek şekilde hazırladık. Biz evi 3 çeşit yapacağız. Biri sosyal konut, küçük evler yapacağız. Çok dar gelirli hemşehrilerimiz için bunları yapıp onlara kiraya vereceğiz. 2.
iki sistem var. Birincisi, biz kendi aldığımız araziler üzerine, bize pek arazi bırakmadılar ama kendimiz aldık çoğunu. Antakya'da olsun, başka yerlerde olsun. Şu anda Antakya, Defne, Kırıkhan'la ilgili yerlerimiz hazır. Samandan, İskenderun arsu içinde arıyoruz çünkü en çok yıkım burada oldu. Burada iki çeşit ev yapacağız. Bir, kendimizin arazilerini biz kiraya vereceğiz. Kime? İşte ev vereceğimiz insanlara. Onun oraya biz diyelim ki bir mahalle yaptık. Veya bir işte şey yaptık, site yaptık. Bu sitenin yollarını, altyapısını, yeşil alanını, sosyal dokusunu ve otoparkını belediye olarak biz üstleneceğiz. Bunun üstünde yapmış olduğumuz evi, o evin parasını onlara ödeteceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Yurt dışı kredi bağlantıları yapıyoruz şu anda. İnşallah bu yazdan itibaren başlayacağız. O krediyi uzun vadeye bu insanlarımıza ödeteceğiz. Biraz da yazı beklememesi sebebi şu, biraz daha düşmesini bekliyoruz kredi faizlerinin. Çünkü Türkiye'de %55'in üstünde bunu kimse ödeyemez. Ben de ödeyemem. Karı koca biz üst seviye maaş alıyor, ödeyemeyiz. Vatandaş nasıl ödesin? Orta gelirli, az gelirli insanımız. Diğer proje? Diğer proje şu. Biz şimdi kentsel dönüşüm biz de yapacağız. Şimdi mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor ya, bütün rezerv alanı ilan ettirdi. Rezerv alanı ilan etmediği yerlerde, biz mesela Antakya Defne'de yer belirledik. Bu belirlediğimiz yerlerde rezerv alanı gibi biz de işlem yaptıracağız. Burada mülk sahiplerinin bir defa kredisini alacağız, hibesini alacağız. Ayrıca tabii ki bu para yetmeyecek. Biz yurt dışı kredi içinde onlara bağlantı yapıyoruz. Bunlardan yurt dışında alacağı krediyi de uzun vadede ödeteceğiz. Ama orada da altyapıyı, yolları, otoparkı, yeşil alanı, sosyal donatıyı biz üstleneceğiz belediye olarak. Sadece onlara evin maliyetini yansıtacağız. Bu ne demek biliyor musunuz? En az evi biz %50 maliyetini düşürerek, %45, %50 düşürerek insanlarımızı ev sahibi yapacağız demek. Öbür türlü bakın, Hatay'daki insanlarımızın en az %40'ı, sevgili Can, %40'ı konteynere mahkum kalır. Çadıra mahkum kalır. Bu konteynere ve çadıra mahkum kalan insanlarımızı da biz kaybederiz. Buradan göçmek zorunda kalırlar. Çünkü dip yapmış, dibe doğru çökmüş bir ekonomi içerisinde esnafı, iş dünyası, sanatkarı, ticaret erbabı, inşaatçısı, insanlar iş bulamadığı için, bir de Suriyelilerden dolayı ucuz işçilik var onlarda. Bizikiler o ucuz işçiliği yapamıyor. Çünkü Suriyeliler bir evde 15-20 kişi kalıp hepsi ortak kazançını o ev için ve oradaki insanların giderleri için harcıyorlar. Bizde ya anne ya baba ya ikisi çalışıyor ama bu ikisinin asgari ücrete çalışsa bile ev kirası, ev tutsa ev kirasını ödeyemeyecek pozisyona gelmiş durumda. Bu nedenle de insanlarımızı buradan kaçışını önleyemeyiz. Yani şu anda hükümetin de yapması gereken, belediyelerimizin de yapması gereken en önemli iş buradaki demografik yapının bozulmasını önlemek, negatife bizim yapımızın negatife gidişini önlemek. Bunun için de burada iş yeri, okul ve ev sorunu bir an önce çözmek. Ondan sonra altyapı, üst yapıyla birlikte biraz önce saymış olduğumuz 15 ana başlığın yavaş yavaş inşa edilmesi ve gelecekle ilgili bir vizyon şehir oluşturma, sağlam şehir oluşturma, sağlıklı şehir oluşturma. Biz bunları yapamazsak insanımızı kaybederiz. Bakın benim rakibimin daha devletin yapması gerekenlerle belediyenin yapması gerekenleri bilmemesi acı bir şey. Artı buradaki 12 yıllık Suriye probleminin kimler tarafından çözülmesini bilmemesi de acı bir gerçek. Bunun müsebbibinin kimler olduğunu da bilmemesi acı bir gerçek. Bunu belediye nasıl çözecek, biz çözemeyiz demesi de acı bir gerçek. Çünkü biz bugüne kadar söyledikleri şuydu, dünya lideriyiz ve biz Avrupa'ya, her tarafa, dünyaya şekil veriyoruz. Orta Doğu bizden dinliyor. Bu kadar güçlü bir iradenin bir Suriye politikası içerisinde çaresiz kalması, kifayetsiz kalması bana anlamsız geliyor. Ya bu doğru, ya sizin önceki söyledikleriniz, her tarafı biz yönetiyoruz demeniz doğru, yanlış. Bilmiyorum. İşin içinde... Yani içinde büyük bir çelişki var yani. Konuşurken de çelişkiler var. Şimdi son dakikalara geliyoruz. Hızlıca gelen mesajları okuyacağım. Deprem zamanı başkanımızın yanımızda olduğunu hep gördük. Biz de onun yanındayız diyor. Bir izleyicimizden gelen mesaj. Farkındayız, provokasyonlara kalmayacağız diye eklemiş.
Bir başka mesaj, alemde şer, Oğuz da er tükenmez, emin olun etrafınız şer dolu, siz de ersiniz diyor. Size yazmış, iletmemi istiyor. Bir izleyicimiz, Defne için konut projesi var mı diyor. Var. Zaten detaylandırdınız onu. Hatayımıza tabii ki sahip çıkacağız. Ve AKP'ye yedirtmeyi selamlar notunu iletmiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz mesajını silmiş. Biz depremzedeyiz, Mersin'deyiz. Lütfü Hoca'ya destek... Lütfü... Bir mesajı iletmiş, Mersin'den yazmış ama herhalde desteğini iletmiş o da. Cümleyi toparlayamadım. Şimdi... Neresi? Kırıkan Güventaşı köyünden yazan yine bir izleyicimiz var. Sizi köye davet ediyorlar. Çeşitli yardım talepleri var. Bilmiyorum, Büyükşehir Belediyesi olarak hala yardımlar ulaştırıyor musunuz? Çeşitli gücümüz yettiğince yapıyoruz. Serin Yol Maden Yolu ne zaman açılacak diyor bir izleyicimiz. Ya dur onu cevaplandırayım, o çok önemli. Gerçekten de geçen sene rahmetin çok az olduğu ama bu sene iyi gittiğini görüyoruz. Orası dağlık bir kesim ve heyelan riski var ve çok yağmur yağdığı için bazı yerlerdeki harfiyatı bitiremedik. Ama en önemli köprümüz bitti çok şükür. Belki de seçim öncesi açamayacağız ama biz oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yaz gelmeden ilkbaharda inşallah orayı açacağız. Normal şartlarda orası da şu anki hükümetin yapması gereken ilçeler arası yol statüsünde ama biz özellikle yazın bu Arsuz İskenderun yolunun yani Belen yolunun çok kazalara sebep olduğunu ve çok yoğun olduğunu düşündüğümüz zaman belki oradan geçerken sabahları akşamlar Belen içerisinden çok zaman kaybettiğini biliyoruz. Alternatif bir yol olsun diye ve kısalsın yol diye hem ovayı denizle buluşturmak hem de insanlarımızın zaman kaybını önlemek için bu yolu tercih ettik. Bu yol en geç bir ay içinde bitmiş olur. Ben bunu hep önce açmak istiyordum. Gerçekten de insanlarımız onu bekliyor. Ama şunu söyleyeyim, orada iş makinelerimiz çalışmaya devam ediyor. Bu yağmur nedeniyle yumuşak toprak oluşması ve heyelan riski nedeniyle çok dikkatli, yavaş çalışıyor arkadaşlarımız. Belli bir bölge var. Onun dışında asfalt hemen hemen çoğu bitti durumda. Köprü de bitti. Ama biraz belki bir buçuk ay sonra açma ihtimalimiz var. Açtığımız zaman İnsanlarımız çok daha hızlı bir şekilde Amanos dağlarını aşmış olacak. Şöyle bir talep var. Mersin'den yazan yine bir izleyici sizden yardım istiyor. Seçimde oy kullanmak istiyorlar fakat bir ambulans ihtiyacı var. Bir hasta var anladığım kadarıyla. Mesaj yine karışık gelmiş. Bir ambulans talebi var. Mersin'den buraya gelip oy kullanmak istiyorlar. Onu şöyle, eğer çok gerçekten de sağlık durumu el vermiyorsa... Bence onun sağlığı bizim alacağımız oydan daha önemli. Orada kalsın ama sağlık durumu el veriyorsa biz onu getiririz, her türlü şartlarda getiririz. Dediğim gibi önce insanlarımızın sağlığı önemli bizim için. Onu telefonunu bizim arkadaşlarla paylaşırız, hı hı. Program sonrası. Onun gerçek şeyini öğreniriz, rahatsızlık neyse ona göre davranırız. Yani Harbiye Şelalelerini soran var, Almanya'dan yazan var, başka ne var, İskenderun'dan yazan var. Çok gelen mesaj var ve gelmeye de devam ediyor. Seçim önümüzdeki pazar bu saatlerde sandıkta olacağız. Seçim ve sandık güvenliği önemli. Yürüttüğünüz çalışma var mı? Tabii esas bu bizim şehir içinde emniyet güçlerimizin, kırsalda da jandarmamızın ön planda olduğu, onların seçim güvenliğini sağladığı bir olay bu. Biz hem emniyet güçlerimize güveniyoruz, hem jandarmamıza güveniyoruz. Onların bu şeyin seçimi başlangıçtan sonuçlanana kadar öncelikle sağlıklı bir şekilde, hiçbir olaya mehal vermeden, güvenli bir şekilde yapacaklarını düşünüyorum. Ama tabii ki içeride bizim sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz olacak. Biz sandıklar ilçe seçim kuruluna verilene kadar sandıkların güvenliğine katkıda bulunacağız. Oradaki herhangi bir yanlışa izin vermeyeceğiz. Hemşehrilerimiz bu konuda bize çok şey geliyor, duyum geliyor, ihbar geliyor. Biz bu konuda önlemlerimizi alıyoruz. Herkes alsın çünkü seçim güvenliği
ve seçim sonrası halkın iradesinin sandığa yansıması, sonuca yansıması çok önemli. Biz Hatay halkının iradesine güveniyoruz. Sandık sonuçlarında ona göre şekilleneceğini düşünüyoruz. Biraz daha mesaj okuyacağım, sonra son sözleri Hataylılara söylemek için yine size vereceğim. Kırıkan Güventaşı köyünden yazmış az önceki izleyicimiz, detaylandırmış. Büyükşehir elinden geleni yaptı. Güventaşı ve Havas köyleri arasındaki yol topraktı. Başkan gelip beton asfalt döktü. Ama şimdi okulumuz yıkıldı, köy okulu için destek istiyoruz diyor. Söyle hızlıca sorayım, Samandağ sahiline dalga kıran yapılır mı diyor bir izleyicimiz. Yapılır. Kurtuluş Caddesi ile ilgili projeniz var mı diyor. Var. Çok detayı soramayacağım çünkü programın da sonuna geldik. Tescilli binalar çok çünkü orada başka. Sayın Başkanım, bu şehri Suriyelilere bırakmayalım yoksa yazık olacak bu kadim şehre. İsmini yazmayan bir izleyicimiz, başka ne var? Arsuz Karaağaç ikinci etap kanalizasyon çalışması ne aşamada? Selamlar, başarılar notu var. Şöyle, ihaleye çıkacağız. Bir kısmını çıkıyoruz işte, biraz önce anlattım. Parası hazır. İhale işlemleri de hazırlanıyor. Muhtemelen biz bazı yerlerde yazın başlayacağız ama Arsuz'da Eylül'den sonra başlamayı düşünüyoruz. Çünkü orada 1,5 yıl süreceğini düşünüyoruz şeyin. Çok kışın olsun istiyoruz. Yazın çok kalabalık oluyor. İnşaatlar yazın toz ve oraya giden turizm amaçlı insanlarımızın çok işkence, yani daha doğrusu sıkıntı çekmesini istemiyoruz. Bu nedenle sonbahardan itibaren başlamak istiyoruz. Ama Arsuz'un altyapı sorunu inşallah bitirmiş olacağız. Bu 1,5 yıllık süre içerisinde. En fazla 2 yıl sürer yani başlangıçtan itibaren. Hatay Çiftçi Memleketi her ilçeye toprak tahlil laboratuvarı açılmasını istiyoruz, Hasra'ya da gelmesini istiyoruz. Şöyle, köyleri geziyor arkadaşlarımızın, 2 tane tahlil laboratuvar cihazımız var. Biz köylere gidiyoruz, köylerde meydanda topluyoruz hemşerilerimizi. Diyoruz ki toprağı 3 alandan alacaksınız. Birinci alandan işte Z şeklinde çiziyorlar. Birinci alandan 5 metrede başkasının arazisinden içeride alıyorlar. Birinde işte 20-30 santime kadar olan kısımdan alıyorsunuz. Birinde 60 santime kadar, birine 90 santime kadar yanlış hatırlamıyorsam. Toprağınızı getirdikten sonra biz onu 10 dakika içerisinde size sonucunu veriyoruz. Ve ondan sonra sizin toprakla ilgili yapmanız gereken ekmek ekebileceğiniz çeşitleri söylüyoruz. Toprağınızın eksiklerini nasıl tamamlayacağınızı söylüyoruz. Yani toprak doktorluğu yapıyoruz. Bunun da ücretsiz yapıyoruz. Aynı tırnak kesme makinesi gibi. Fidelere de tohumları ücretsiz veriyoruz. Bakın, eskiden tatlı patates Amanos'un iki tarafındaki birer köyde ekiliyordu. Şu anda 5000 ton bu sene rekolta geldi. 10 liradan sattılar tatlı patatesi. İnsanlar güzel para kazandı. Birçok hem sebze hem birçok meyvenin şeyini, hatta tıbbi aromatik bitkinin de fidesini veriyoruz. Biz bu konuda gerçekten çok yol aldık. Önümüzdeki süreçte çok daha fazlasını yapacağız. Bunun pazarlama kısmını, bunun paketleme kısmını ve pazarlama kısmını da onlara destek olsun diye şu anda kurma çalışmalarımız var. İnşallah onu da bu yazdan itibaren hayata geçireceğiz. Yani özellikle küçük çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çok daha onlara yükte hafif, pahada ağır şeyler ektireceğiz. Ve bunun paketlenmesi, raf ömrünün uzatılmasıyla birlikte bu çiftçilerimizin kazancını arttıracağız. Sakın mallarını satmasınlar. Şimdi Hataylılara bir mesaj, bir hafta kaldı. Dur, mesaj öncesi bir şey duydum ben. Bizim iktidar partisinin adayı şunu söylemiş. Gelince herkese bedava yapacağım demiş. Biz suyu bile bedava veremiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kanun devleti, anayasaya bağlı, kanunlara ve yönetmeliklere bağlı bir şekilde siz o şehri yönetmek zorundasınız. Kanuna göre biz ürettiğimiz bir malın maliyeti altında da satamayız. Artı ortalama da %10 en azından bunun üstüne para koymanız gerekiyor, kar koymanız gerekiyor satmak için. Ama maliyetine sattığınız zaman da kimse size bir şey demez. Biz gerçekçiyiz. Maliyetine, hatta biraz önce anlattığım gibi altyapı, yollar, yeşil alan, sosyal donatı, işte otoparkını
biz üstleneceğiz ama üstteki oturacağı evin maliyetini ondan alacaksın uzun vadede. Bu bir gerçekçi. Eğer bu arkadaşımızın verebilme yetkisi varsa, hükümet bunu yapabilirdi. Anayasa gereği insanların ev hakkı, eskiden evi varsa bunlara devletin iktidar aracılığı yapması gereken tek şey onlara ev yapmaktı. Bedava ev yapmaktı. Şu anda hem yıkılan evlerin yerine ev yapıyorlar hem de oradan para talep edeceklerini söylüyorlar. Hem de TOKİ'lerin, TOKİ'lerle yaptırdıkları evlerden de para talep edeceklerini söylüyor. Yani ya hükümetin şu andaki tutumu yanlış, ya bu arkadaşımız yasa ve yönetmelikleri bilmeden konuşuyor. Yine çelişiyor. Hem hükümetin yaptığı şu anda yanlış, hem de bu arkadaşımın konuşma şekli yanlış. Çünkü hükümet devlet aracılığıyla yapmış olduğu şeyi, nedir o, evleri anayasa gereği bedava vermek zorunda. Yıllardır biz deprem vergisi verdik. Nerede olduğu belirsiz. AFAD'la ilgili şey topladılar insanlardan. Para topladılar. Hayır yapsın dediler. Yurt dışından birçok insan hayır yaptı. Hepsini AFAD'da topladılar. Şimdi bakın, bizim ak akça kara gün içindir. Devletimizin kasasının tam takır olması doğru değil. Nerelere gidiyor bu paralar? Herkes her şeyin farkında. Ama bakın, biz yıllarca en üst seviyede vergi vermişiz. Bize 79. sırada genel bütçeden pay ayrılmış. Bu şu anki birinci sıra milletvekili 22 yıldır siyasetin içinde ya il başkanı ya milletvekili, ya il başkanı ya milletvekili. Bu arkadaşımız da ilçe başkanı, üç dönem milletvekili ve il başkanlığı yaptı. Ama Hatay'a gelecek yatırımlarla ilgili hiç haberleri yok. Hatay'a genel bütçeden ayrılan paylarla ilgili haberleri yok. Ve biz Hatay teşvik bölgesi olsun, Beşik teşvik bölgesi olsun derken de bize karşılardı. Hatay'ın yıllardır çözülmeyen sorunlarını çözelim dediğimiz zaman da bize karşılardı. Ve şu anda geldiğimiz noktada Hatay, bakın geçen 3 yıl önce vermiş olduğu 12 milyar 518 milyon verginin karşılığında 470 milyon bize genel bütçeden pay ayrılmış. Hepsinin harcanıp harcanmadığı da belirsiz. 2 sene önce 25 milyar vergi vermişiz. 670 milyon bize ayrılmış. Bunun da harcanıp ne kadar harcandığı belirsiz. Geçen sene 52 milyar vermişiz. Bize 10 milyar depremden sonra yardım yapmışlar. Bunu başımıza kaptılar. Şunu bilsinler, hem birinci sıradaki milletvekili hem şu andaki aday kardeşimiz. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız 3 sene önce 40 milyar dolar Suriyelilere, sığınmacılara para harcadık dedi. 3 yıldan itibaren de düşün, her 3 yılda da 10 milyar harcasalar 50 milyar dolar harcamışlar. Benim Hatay halkını, vergi ödeyen Hatay halkının 52 milyarının karşısında deprem sonrası bu kadar hayatını kaybeden bu kadar kayba rağmen 10 milyar vermişler. Bizim başımıza kalkıyorlar. Yapmasınlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin coğrafyası. Biz sığınmacı değiliz. Biz bu ülkenin öz evlatlarıyız. Birinci sınıf evlatlarıyız. Ama sığınmacılara yapmış olduğunuz birinci sınıf muameleyi de üzülerek karşılıyoruz. Şimdi aynı zamanda ortak yayındayız sevgili seyirciler. Son bir mesaj var, sonra Hataylılara mesajınızı alacağım. Son mesaj, Vazban Grup radyolarında ve aynı zamanda da Asya Radyo, Tempo FM, Radyo Renk üzerinden de ortak yayındayız. HRT'desiniz, gündeme dahildesiniz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş konuğumuz. Samandağ'dan gelen bir mesaj. Hatay'ı ne mültecilere ne de AK Parti'ye bırakmayacağız. Başkanımız da bizim gibi depremzedeydi. Aile fertlerini kaybetti. Asla provokasyonlara gelmedik, gelmeyeceğiz diyor. Lütfü Başkanımız ve Süleyman Bedir Başkanımız da tam yol ileri diyor. İsmine yazmamış izleyicimiz. Hataylılar oy verecek. Ne olsun heybelerinde sandığa giderken? Ya şöyle 5 dakika düşünüp öyle karar versinler. 5 yılımız daha heba edilmesin. Başka partilere gönül vermiş olabilirler. İktidar partisinin bugüne kadar yaptıkları ve yapmadıklarından rahatsız olan bütün hemşerilerimden destek bekliyorum. Çünkü bu seçim siyasi parti seçimlerinin çok üstünde bir seçim. Bu seçim Hatay'ın var olma yok olma seçimi.
Ve biz bu coğrafyada var olmak zorundayız. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak zorundayız. Ve buradaki insanlarımızın dışarıya göçünü önlemek zorundayız. Dışarı giden insanlarımızı getirmek zorundayız. Başka bir siyasi partiye gönül verebilirler. Bir defalık, bir defalık bizi desteklesinler. Bu sandıktan güçlü çıkalım. Başka türlü herkes kendi partisine verirlerse, olur ya zayıf ihtimal, İktidar Partisi kazanırsa, bütün yumurtaları aynı heybeye koyacaklar. İktidar onlarda, büyükşehir onlarda, belediyelerin çoğunluğu onlarda, meclis üyeleri onlardaysa, benim siyasi parti olarak farklı partileri de olduğunu hisseden, onlara oy veren kardeşlerim gerçekten yarın çok üzülür. Ben burada Hatay ittifakını yapan bir insanım. Ve Hatay'da ne Hassa'yı Yayladağ'ından ne Samandağ'ını Arsuz'dan ayırdım. Antakya'da İskenderun'u biz kardeş yaptık. Eski rekabeti bitirdik. Hatay'ın her noktasında insanlarımız umut arıyor. Bütünlük arıyor ve vizyon arıyor. Bizde vizyon da var. Geçmişten gelen birikimler de var. Plan projede var. Altyapıda, üst yapıda Hatay'ı nicleştirme konusundaki 15 ana başlık altında da her şeye biz hazırız. Bizde tecrübe var, birikim var, vizyon var. Bu vizyonu Hatay halkı için, ülkemiz için birlikte kullanalım ve hepimiz sandıkta birleşelim. Biz işte bu son 4 yıl çok zor geçti Hatay için. Yangınlar oldu, pandemi oldu, bir daha deprem oldu, yangınlar başladı ve bu kaos içerisinde elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ettik. Ama çaresiz kalan, ihtiyacı olan bazı insanlarımıza yetişememiş olabiliriz. Ama biz onlarla tekrar gerçekten de bu şehri birlikte hem yönetebiliriz, hem de şehrimizi geleceğe taşırken el ele tutuşabiliriz. Hem onların hem diğer ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderme şansımız olabilir. Ama seçimi iktidar kazanırsa gerçekten de aynı heybeye koyduğunuz bu işte belediye başkanlıkları, meclis, büyükşehir, iktidar o heybe düşerse bütün yumurtalar kırılır ve hepimizin hayalleri suya düşer. Gelecekle ilgili, çocuklarımız ve torunlarımızla ilgili Hatay'a dair hiçbir şey olmaz. Bugün kızgınlık, küskünlük zamanı değildir. Biz sarılmayı da biliriz birbirimize, barışmayı da kardeş kardeş el ele verip geleceğe taşınmayı da. Ama 31 Mart'taki seçim sıradan bir seçim değil, siyasi partilerin seçimi değil. Milli bir seçim. Ya bu coğrafyaya birlikte sahip çıkacağız, sığınmacı sorunu birlikte çözeceğiz ve bundan sonraki yıllarımızı birlikte inşa edeceğiz. Ya da hiçbir söz söyleme hakkımız kalmayacak ve insanlarımız yavaş yavaş bu şehri terk edecek. Ben Hatay'ın birliğinden, irliğinden, dirliğinden yanayım. Onun için aday oldum ve aday olurken de 3 konu benim için çok önemliydi. Bu yıllardır kronikleşen 12 yıllık ve 550 bin civarındaki Suriyelilerin kendi ülkelerine bütün uluslararası hukukun güvencesinde gönderilmesinden yanayım. Onları da üzmekten, örselemekten yana değilim. Onlar da mağdur. Biz de mağduruz. İki ülke arasında uluslararası hukukun çerçevesinde onların barış içinde ülkelerine gitmesine yanayım. İki, Hatay'da acıyı biz çektik. İnsanı biz kaybettik. Malı mülkü biz kaybettik. Ama Hatay'ın inşası için bir tane müteahhitimiz Hataylı değil. Hepsi dışarıdan, yani rant dışarıdan gelen müteahhitlere veriliyor. Artı yıkımlar dışarıdan gelen müteahhitlere veriliyor ve sadece demiri bir kişiye gidiyor. Külfet bizim, nimet iktidarın yandaşlarının. Çevresine. Bunu hemşehrilerim lütfen bilsinler. Bunun için adayım. Bir de en son şunu söyleyeyim. Her şeyi yıkılmış. Evi gitmiş, kayıpları var, can kayıpları var. Sadece 3,5 metre bir duvarı kalmış. Bir hemşerimizin yazdığı beni hem çok üzdü, hem de o insanın yazdığı gelecekle ilgili azimli hale getirdi. Diyor ki, yağlı boyayla yazmış duvara.
tekrar döneceğiz. Onlar tekrar dönsün diye aday oluyorum. Ben o nedenle bu seçim birlik seçimi, bütünlük seçimi, milli seçim. Bu çerçevede olaya siyasi gözlükle değil, milli gözlükle ve gelecekle ilgili hemşerilerimizin, çocuklarının ve torunlarının geleceği adına düşünmelerini istiyorum. Ve bu sandıkta lütfen birlik olalım, buluşalım. Farklı düşünebiliriz ama Türk bayrağı altında Hatay'ın özgür, özgün ve bütüncül bir şekilde kalmasını, Türkiye coğrafyası sınırları içerisindeki bu coğrafyanın hala Türkiye'nin serhat şehri olarak kalmasını istiyorsak, biz çok şeyi kaybetmeden bütün bir şekilde seçimde, sandıkta buluşalım. Teşekkür ediyorum Sayın Savaş yorumlarınız için. Bir hafta var ve kolaylıklar diliyorum. Sizi bir daha misafir eder miyiz, tekrar konuşur muyuz bilmiyorum ama çok teşekkürler ve iyi çalışmalar. Sevgili seyirciler... Ben teşekkür ediyorum. 31 Mart sonrası çok geç olabilir sevgili Can. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, HRT'desiniz. Gündeme dahil Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı ağırladık. Konuştuk, bir hafta var. Siyaset sıcak, siyaset ve depremi konuştuk. Mazman Grup radyolarından da yayındaydık. Aynı zamanda Asya Radyo, Tempo FM, Radyo Renk'ten de ortak yayındaydık. HRT'deki birlikteliğimizi noktalıyoruz efendim. Görüşmek üzere. Mutlu günler, mutlu pazarlar.